Sevgili izleyenlerimiz, Yeni Mesaj TV YouTube kanalında yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan sonra Sayın Doktor Murat Karakuş'la beraber nöral terapi, beyin ve sinir hastalıkları konusunda ve bunların ameliyatsız çözümleri olabilir mi veya gerekli durumlar nelerdir? Bunlar konusunda yepyeni bir programa başlıyoruz. Kendisi operatör doktor, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, aynı zamanda nöral terapist Doktor Murat Karakuş'la beraber bu programlarımızı bundan sonra icra etmeye çalışacağız. Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Suat Bey, beni davet ettiğiniz için. Her zaman hocam. Hocam, Murat Karakuş kimdir? Teşekkür ederim. Hacettepe Tıp Fakültesinden 92 yılında mezun oldum. Daha sonra 94-2000 yılları arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin ve sinir cerrahisinden uzmanlığımı aldım. Daha sonra devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel muayenehane olmak üzere çalıştım. Şimdi gene İstanbul'da, Bakırköy'de özel kliniğimde hizmet vermekteyim hastalarıma. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam, son zamanlarda adınız nöral terapiyle çok gündem oldu. Geçenlerde yanılmıyorsam CNN Türk'te gördüm ben sizi. Arkasından Show TV'nin ana haberinde izledik. Ameliyatsız bazı vakaların, beyin ve sinir cerrahisiyle ilgili bazı vakaların tedavi edilebileceğini, bunlarla ilgili yeni gelişen yöntemler hakkında bilgiler veriyordunuz. Biz de bu işlerden muzdarip olan insanlar olarak hocamızdan, ilk ağızdan bunları bir dinleyelim istedim. Hocam, nedir bu nöral terapi? Hangi alanlarda uygulanıyor? Ne zamandan beri var? Bize nöral terapi hakkında neler söyleyebilir? Evet, şimdi biz beyin ve sinir cerrahisi olarak boyun fıtıkları, bel fıtıkları konularında, bunların ağrılarında tabii ki bize gelen hastalarda bir ameliyatlık durum var mı yok mu bunu inceliyoruz. Hastayı muayene ediyoruz, dinliyoruz. İşte çeşitli MR görüntülerine bakıyoruz. Ameliyatlık bir durum varsa bunun ameliyatını yapıyoruz. Bugüne kadar da böyle geldi. Ameliyatlık bir durum yoksa işte istirahat, ilaç tedavisi ile iyileşiyorlar genelde hastalarımız. Ama onunla da iyileşme olmazsa o zaman fizik tedavi bölümüne hastalarımızı sevk ediyorduk. Fakat son 10 yılda özellikle ben kendi adıma ameliyatlık olmayan bu sırt ağrıları, boyun ağrıları, bel ağrılarında ve fıtıklarında yeni bir yaklaşım oldu. Bu yeni bir yaklaşımı duyduk. Bu da Almanların, Alman hekimlerin özellikle bulduğu, yaklaşık 70-80 yıldır uyguladığı bir yaklaşım. Bunun özü sulandırılmış bir lokal, özel bir lokal anestezik hastanın cildine yapılıyor. Ve bundan müthiş bir hastalar fayda görüyor. Bunun mantığı da şu, vücudumuzda sinir ağları beynimizden yani kafatasından çıktıktan sonra istemli sinirler ve otomatik sistem sinirler olarak vücuda dağılıyor. Bu istemli sinirleri hani az çok anlayabiliyoruz kolayca. İşte konuşma, yürüme, kollarımızı hareket ettirme gibi hareketleri idare ediyorlar. Ama bir de otomatik sistem var. Yani autonomic nervous system denen bir sistem var. Veya vejetatif sinir sistemi denen bir sistem var. Bunlar da bizim kendiliğinden çalışan sistemlerimizi kontrol ediyor. Bunun içinde kalp atış hızımız var, tansiyonumuz var, işte vücudun ısı dengesi var, sindirim sistemi var, metabolik hormonal sistemler var. Bütün bunları idare eden bir sistem. Ve bunların Allah'ın hikmeti ciltte
Bütün vücudumuzda, ciltte bir sinir dalı da cildin içinden geçiyor irtibatla. Dolayısıyla bizim iç organlarımızda veya bu otomatik sinir sisteminde bir aksaklık olduğu zaman bundan bizim cildimizin bir santimetre karesi bile haberdar oluyor. Dolayısıyla biz hekim olarak hastamızı muayene ettiğimizde ve detaylı görüntülemeleri aldığımız zaman bu cildin bir santimetre karesi bize bilgisayarın bir monitörü gibi bize bilgi veriyor. Biz de bu sulandırılmış lokal anesteziyi buraya cilt içine uygulayarak buradaki network dediğimiz, burada savunma hücreleri var, kılcal damarlar var, her türlü burada bir ağ var yani. Buraya bir uyarı veriyoruz. İşte buradan aynı bir bilgisayarın klavyesi gibi iç organlarımıza, bütün vücudumuza, sinirlerimize, beynimize bir mesaj gidiyor. Ve burada bir hücrelerde çalışmayan veya az çalışan veya işte elektrostatik dengesinde bozukluk olan hücreler o anda bir elektrik yüklerinde değişim oluyor. Hücre zarlarında bir değişim oluyor elektrik yükünde. Hücre zarlarının kapıları açılıyor. Toksinlerini atabiliyorlar. Ve böylece hücreler belirli normal sistemlerine kavuşmuş oluyorlar. Bu da bütün vücuda ve beyine gidiyor bu sinyaller ve bakıyoruz bazen anında, bazen saatler içinde, bazen günler içinde bir hastamızda iyileşme görüyoruz. Bu seanslar haftada iki olabilir. Çok kronik vakalarda haftada bir. Ama genelde üçüncü, dördüncü seansta çok bir iyileşme genelde hastalarımızda görüyoruz. Zaten üçüncü seansta bir bayağı bir iyileşme varsa bu seanslar dörde, altıya kadar tamamlanabiliyor. Evet. Evet hocam, burada bu nöral terapi peki kimlere uygulanabilir? Hangi yaş aralıklarında uygundur? Artı özellikle mesela belli bir yaş grubundan sonra bu kaslarla ilgili sorunlar, bel kaslarıyla ilgili sorunlar daha da çok fazla ciddi manada arttığını görüyoruz. Bunların uygulama alanları, yaş grupları nelerdir? Bunları da sizden duymak isteriz hocam. Evet, şimdi nöral terapi çok geniş bir hastalık grubuna hitap ediyor. Neden? Çünkü bir araba düşünün. Arabanın yani çalışmamasının sebebi ne olabilir? Benzini olmayabilir, yağı olmayabilir. O zaman ne yaparız? Biz arabaya benzin koyarız, yağ koyarız ve bakarız araba hemen çalışmış. İşte insan vücudu da aynı araba gibi. Yani hastamızı biz çok iyi değerlendiriyoruz. Hastanın beslenmesinde bir eksiklik olabilir. Yani yeri gelirse beslenme uzmanlarından, diyetisyenlerden yardım alarak hastanın kan tahlilleriyle hastanın vitamin, mineral dengesizliği var mı? Beslenme de ta ağız boşluğundan başlayarak mide, bağırsaklarda gerekirse bir dahiliyeciden de yardım alarak herhangi bir sindirim sisteminde bozukluk var mı? Yani gerekli vitaminleri, mineralleri alabiliyor mu vücuda? Bunları tespit ediyoruz. Yani gibi bir dengesizlik var mı yok mu? Bunları tamamlıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra tabii aynı araba arızasında olduğu gibi yani kırılan bir parça var mı değil mi? Bir mekanik bir bozukluk var mı? Buna bakılır. Aynı insan vücudunda da böyle. Yani çok ileri boyutta bir bel fıtığı var mı? Boyun fıtığı var mı? Hani çok ileri boyutta bir olay var mı? Bunu MR görüntüleriyle, tomografi görüntüleriyle bakıyoruz. Eğer böyle bir şey yoksa o zaman işte nöral terapi devreye giriyor. Yani
Bazen araba değil mi? Belki sıfır bir araba olabilir, çok yeni bir araba olabilir ama bir çamurda araba patenaj yapabilir. Araba gitmeyebilir. Yepyeni motor var, yepyeni bir araba. O zaman ne olur? Arabayı biraz itersek araba normal yola çıkar ve artık sorunu kalmaz. İşte nöral terapide bu görevi görüyor. Yani patenaj yapan sinir hücrelerinde voltajı bozulmuş, çeşitli ameliyatlarla, çeşitli enfeksiyonlarla olabilir, psikolojik travmalarla olabilir. Dengesi bozulmuş hücrelerin nöral terapiyle dengesini yerine getirdiğimiz zaman, yani o network'e bir mesaj verdiğimiz zaman, aynı cep telefonumuz, bilgisayarımız değil mi? Arızalandığı zaman hemen tamirciye götürmüyoruz. Bir kapataç yapıyoruz. İşte bu kapataçı yapmış oluyor nöral terapi. Bir bakıyoruz sistemler çalışmaya başlıyor. Yani nöral terapinin özü budur. Ve tabii sistem deyince de işte bunda romatizmal hastalıklara bağlı ağrılar olabilir. Çok çeşitli hastalıklar, bel fıtıkları, boyun fıtıkları, işte fibromiyalji dediğimiz gece uykusuzlukları, her türlü baş ağrıları, boyun ağrıları ve hafif depresyon bulguları, bazen mide ağrıları olabilir. Birçok rahatsızlıklarda ve birçok yaş grubunda kullanılabilir nöral terapi. Ama biz nöral terapiyi tabii yani mesela fizik tedavi doktoru da, bir dahiliyeci de, bir algolog da, bir ağrı uzmanı da kendi açısından, bir nörolog da kendi açısından nöral terapiye yaklaşır. Biz beyin cerrahisi açısından daha çok. Yani hastanın diyelim beli ağrıyor, dizi ağrıyor veya boynu ağrıyor, başı ağrıyor. Hani ameliyatlık bir durum var mı yok mu bunu araştırıyoruz. Beyin ve sinir cerrahisi açısından olaya yaklaşır. Ameliyatlık bir durum varsa ameliyatını planlıyoruz. Ama ameliyatlık bir durum yoksa o zaman nöral terapiyi uyguluyoruz. Evet hocam, şimdi özellikle çağımızın hastalığı sabahları insanlar kalktığında böyle bir bel ağrısı. Yani hangi yaş grubunda olursa olsun, yani ben çocuklarda da bunu duyuyorum. Eşimde de zaman zaman duyuyorum. Özellikle daha ileri yaşlarda vücudun portüründe bozulmalara gidecek kadar, yani yürüyüş bozukluklarından tutun da genel sinir hatlarıyla ilgili diyelim, omurgalarla ilgili diyelim, bozukluklara kadar birçok şeyler görebiliyoruz. Burada bunların birçoğunda bu nöral terapiyle beraber bir düzelme beklenebilir mi? Artı bu bel fıtığı nedir? Bel ağrısının ana sebepleri nedir? İnsanlar sabah kalktıklarında neden bel ağrısıyla uyanırlar? Bunların nöral terapiyle çözümü mümkün müdür hocam? Bunu da sizden duymak isterim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi bel ağrısıyla gelen bir hastada bu tabii hekimin tecrübesi burada çok önemli. Yani biz yıllardır hani hasta üzerinden bunu anlatmak lazım. Bir hasta artık hani poliklinik kapısı içerisinden veya muayenehanenin kapısı içerisinden girdiği zaman onun giriş şekli, yürüyüş şekli, hastanın yaşı, tabii ki cinsiyeti, her şey bizim için önemlidir. Bize bir mesaj verir. Ondan sonra hastayı oturur, bize şikayetlerini anlatmaya başlar. Bu anlatışındaki hani bir depresif bulgusu var mı yok mu? Nasıl biz sorgularız uyku durumları, beslenme durumları. Hepsini sorgularız. Daha sonra muayeneye geçeriz. Muayenede bir bel fıtığı bulgusu var mı? Boyun fıtığı bulgusu var mı? Bacağa yayılma var mı? Eklemleri ne durumda? Hani eklemlerden bir ağrı var. Romatizmal bir hastalık mı? Bunları emin olun hastanın yani girişi şikayetlerini anlatması ve muayene ile beraber %80 aslında ön tanı konulur, ön teşhis konulur. Hele bir de kan tahlilleri ve filmler çekildiği zaman bu artık iyice belli olur. Yani bahsettiğiniz gibi omurganın eklemlerinde bir sorun var.
Yoksa omurganın genel bir hani eğriliği, skolyoz dediğimiz böyle bir durum mu var? Yoksa yaşa bağlı hani yaş ilerledikçe bir dejenerasyon yani bir kireçlenme yani dar kanal dediğimiz bir durum mu var? Yoksa bildiğimiz hani büyük bir bel fıtığı mı var? İşte bel fıtığı omurganın iki omurga kemiği arasındaki o kıkırdak dediğimiz bizim tıpta disk dediğimiz dokunun arkaya doğru kayması o sinir liflerini, omuriliği veya sinir liflerini sıkıştırması böylece çeşitli büyük abdest, küçük abdest sorunları, cinsel sorunlar, işte bacağa yayılan ağrılar ve güçsüzlüklere sebep olması ile sonuçlanabilir. Böyle büyük bir fıtık durumu varsa zaten o zaman böyle ilerleyen çok acil bir güç kaybı yoksa hastanın o zaman biz hastaya istirahat, çeşitli ilaçlar, fizik tedaviyle bu olayı tedavi etmeye çalışırız. Ama tedavi olmazsa o zaman ameliyatı planlanır. Ama birçok durumlarda da yani bel ağrılarının %90'ı hani ameliyat gerektirmeyen bir durumdur. %90-95'i. O durumlarda zaten hastanın genel değerlendirmesi yapılır. Ve maalesef hastanın eklem problemleri mesela sakroilyak eklem dediğimiz eklemin romatizmal rahatsızlıkları, dejenerasyonları, iltihabi durumları veya omurgaların faset dediğimiz eklemleri, buradaki rahatsızlıklar çok ağrıya sebep olur. Bunlar da bazen tabii orada bir de bel fıtığı başlangıcı varsa hani MR'da bunlar bel fıtığı ağrısı zannedilip karıştırılıp bazen tabii yanlış ameliyata da gidebilir. Tabii ki bunları çok iyi ayırt etmek lazım. Yani ameliyatlık vaka mı değil mi bunu çok iyi ayırt etmek lazım. Ameliyatlık vaka değilse işte ondan sonra çok geniş tedavi seçeneklerimiz var. Aklıma gelmişken burada tabii ki ozon terapi veya fitoterapi dediğimiz bitkisel tedavilerden de ve daha birçok akupunktur gibi birçok tedavilerden de faydalanabilir. Yani tamamlayıcı tıptan faydalanmak lazım. Evet hocam, vermiş olduğunuz de çok değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız için zamanınızı aldık, değerli zamanınızı. Ben çok İnşallah teşekkür ederim. evet, bundan sonraki programlarda beraber olmayı diliyoruz. Evet sevgili Yeni Mesaj TV izleyicilerimiz, bu hafta çok değerli bir konumuz vardı. Operatör doktor, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Murat Karakuş Bey ile beraberdik. Nöral terapiyi konuştuk, ağrıları konuştuk, bel fıtığını, bel ağrılarını konuştuk. Bazı hastalıklarda ameliyatsız çözümler olabilir mi? Özellikle ağrılarla ilgili hastalıklarda bunları konuştuk. Bir dahaki programda Doktor Murat Karakuş hocamızla bunların en pratik şekilde mümkün olan hasta için en kolay şekilde bunlardan hasta nasıl kurtulabilir, tedaviye ulaşabilir, bunları konuşmaya çalışacağız. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.